Ne dediysem gelmedi abi. Ne dedin de gelmedi İlyas? Önemli olduğunu söylemedin mi? Söyledim abi. Ben sizin önemli toplantılarınızı bilirim dedi. Bana para düşerse gönderirsiniz dedi. Sizin için yapmamı istediğiniz bir şey olursa da söylersiniz dedi. Hadsiz. O kim ki bizim için bir şey yapacakmış? Amca. Yaşar Bey'in burada bulunmaması iyi olmadı. Herkes ne söyleyecekse söylesin. Toplantıdan sonra uğrar söyleriz. Ha, oylama yapılacaksa bilmem. Madem burada Yaşar yok, bir kişinin olmaması da önemli değil. Alp Aslan'ın bir yere gitmesini istemiştim. Ama toplantıya katılım az olur diye vazgeçtim. Alp Aslan sen gidebilirsin. Peki amca. Neresiymiş ki abi orası? Kapı açanların çok olsun. Baba Yiğit. Hoş geldin abi. Nereye gidiyordun? Yoksa reis İlyas'ın daveti yetmedi diye seni de mi peşime yolluyordu? Yok abi. Ama madem siz geldiğinize göre ben de gitmeyeyim değil mi amca? Otur otur. Hani gelmeyecektin? Gelmeyecektim. Ama sonra düşündüm. Dedim İlyas kapıma kadar gelmiş, beni davet etmiş. Benim masa toplantı umurumda değil. Dedim gelmem. Ama İlyas giderken hatır koydu. Dedi ki ben sana dostluktan başka ne yaptım? Dedim doğru söylüyor. Beni de buraya İlyas çağırdığına göre İlyas benim hala dostum. Ben dostumun çağırdığı her yere giderim. Yaşar. Sıkıldık senin bu dostluk mavralarından. Burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Yok gelirim. Yok gelmem. Dostum için gelirim. Seni kimse bu masada zorla tutmuyor. Gelmek istemiyorsan kimsenin hatırı için gelme. Git atık toplamaya devam et. Ekrem Bey, sesinin böyle gür çıkma sebebi senin otelde toplanmış olmamız mı? Yoksa akustiği mi ona göre ayarladın? Ben ciddiyetten bahsediyorum. Sen neyin peşindesin? Madem öyle, ben de ciddiyetimi şöyle ortaya koyayım. Sen benimle bu üslupta konuşmaya devam edersen seni keserim. Parça parça keserim. Burada her isteyen her istediğini söyleyebilir. Ama tehdit yok. Ünal Beyciğim, bu masayı ne kadar özel bulduğunuzu bildiğimden herkes ne zaman nasıl öleceğini bilsin diye söyledim. Yoksa bu bir tehdit değil. Sen mi beni öldüreceksin ha? Şimdi sen ısrar 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 beni öldür diyorsan, arkadaşlarında bir itirazı yoksa o iş kolay. Yaşar, dün bana sarmıştın, bugün de Ekrem'e mi sarıyorsun? Ben çok sıkıldım. Bu masada herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Ben yüzünüze konuştuğum zaman suratınız düşüyor. Kim kimin arkasından konuşuyormuş? Açık açık konuş, söyle. Sen Fikret'le, Ender'le, Ateş'le, İlker'le özel görüşmeler yapıyorsun.
Hemen arkasından tırlar yola çıkıyor. Sağ olun, parayı kazanıyorsunuz. Akşamına da bize gönderiyorsunuz. Çok güzel. Ama madem çok güzel, niye gizli yapılıyor bu? Evet. Yaşar güzel bir noktaya geldi. Ben de bunları öğrenmek için toplantı istemiştim. Evet beyler, ne oluyor? Birileri anlatsın. Adaş, bütün kontrol bende. Silahlarla birlikte tıbbi malzemeler gidiyor. Karşılığında para geliyor. Ünal Bey'in de haberi var. Yok mu Ekrem Bey? Tabii ki var. Özer belli ki başka bir yere varmak istiyor. Ne diyeceksen de hazır. Abimin, benim, Alparslan'ın merak ettiğimiz konu şudur ki biz neden bu işin dışında bırakıldık? Tamam, belki ailemizin daha öncelikli sorunları vardı, onlarla uğraştık. Abim zaten onlarla baş edebilecek durumdaydı ki her zaman da baş eder. Ama sorum şu, biz niye dışlandık? Dışlandınız falan yok İlyas. Ne zaman arasam seni sonra ararım deyip telefonu yüzüme kapatıyorsun. Bey, seni tenzih ediyorum. Bu kazanılan paradan hakkın olanı gönderiyoruz. Ama bizim de hakkımız telefonların yüzümüze kapatılması değil. Bu masada en son kime hak veririm? İlker'e. Ama bu sefer kusura bakma İlyas. Haklı. Neye göre haklı? Ben Mürsel'in, hepimizin düşmanı olan Mürsel'in, tipi abiyi şişleyen Mürsel'in peşindeyken siz beni arıyorsunuz, ben telefonunuzu yüzünüze kapatıyorum diye bana alınıyorsunuz, öyle mi? İlyas, İlker tabii ki haklı değil. Hem haklı olsa da bir önemi yok. Ama sen de değilsin. Beni şişleyen Mürsel'in peşine sen niye gidiyorsun? Bu adresler niye benimle paylaşılmıyor? Şu sebepten paylaşılmıyor. Sen gidip Mürsel'i öldürürsün diye. Sen öldürmez misin? Ben de öldürürüm. Ama dün öldüremedim. Bak, yine mi kaçtı? Yok. Hızır Reis elleriyle teslim etti devletin gri yüzüne. Şaka mı yapıyor bu Hızır? Evet, doğru söylüyor. Teslim ettim. Cenazesini mi Dadaş? Gizli tanık olarak Tipi abi. Hızır Reis bence doğru bir şey yapmış. Nasıl doğru bir iş yapmış damat? Mürsel bugün diri. Ama yarın her halükarda ölü. Yarın karşımıza çıkacak olan düşmanlarımızı engelleyebilmek için ondan alacağımız bilgiler hepimiz için çok değerli beyler. Aynen böyle düşündüm. Peki bu Mürsel birinin adını vermiş mi Alparslan? Mesela Yılmaz'ın bağlantısı olan ekip kimmiş? Bayağı bir bilgi alındı Ünal Bey. Tabii ki bunların hepsi benimle paylaşılmadı. Tam da Hızır'ın masayı toplamasının gereksizliğini anladığımız noktadayız. Anlamadım Ekrem Bey.
Hızır'ım, sen hepimizin adına masanın düşmanlarıyla, ailelerimizin düşmanlarıyla mücadele ederken bizler de bu masa gücünü kaybetmesin, önü kesilmesin diye ticaretimizle meşgul oluyoruz. Yani masanın bütün üyeleri gereğini yapıyor. Ben burada Ekrem'e katılıyorum. Mürsel'in devlete teslim edilmesinden de, arkadaşların ticaretinden de haberim var. Yani ortada saklanan bir şey yok. Ama Hızır madem huzursuz, hepinizin huzurunda şunu söyleyeyim. Mücadeleye devam edilecek, bu ticarette engellenmeyecek. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.